6 kişilik bir aile düşünün. Eksi 40 dereceye düşen sıcaklıklara rağmen en yakın yerleşim yerine 250 kilometre mesafede bulunan bir ıssız ormanda tam 42 yıl boyunca toplumdan tamamen uzak bir yaşam mücadelesi sürdürsün. Dünyanın en ilgi çeken ve gizemli hikayelerinden biri olup kitaplara, filmlere konu olan Likov ailesinin yaşamı herkesi şaşırtacak türden. Günlük şaşırma dozunuzu almaya hazırsanız, çayınızı kahvenizi aldıysanız ve videoyu da beğendiyseniz başlayalım. Her şey ailenin babası olan Karp Likov'un kardeşinin bir komünist devriyesi tarafından 1936 yılında haksız yere öldürülmesiyle başlıyor. Ailesini korumak isteyen Karp, karısı Akulina ve o zaman 9 yaşında olan Savin, 2 yaşındaki Natalya ismindeki iki çocuğunu da alarak Sibirya'nın güneybatısında Erinut Nehri kenarında ıssız bir tayga bölgesine yerleşiyor. Burayı yaşanması imkansız bir bölge yapansa, Moğolistan sınırına 100 kilometre mesafede ve en yakın yerleşim yerine 250 kilometre uzaklıkta bir ormanın içinde kuş uçmaz, kervan geçmez bir bölge olması. Uzun Sibirya kışlarında sıcaklığın eksi 40 dereceye kadar düştüğünü de unutmamak gerekiyor. Yanlarına aldıkları birkaç parça eşyaları ve ekmek için tohumlarıyla yola çıkan aile, tayga ormanlarının içinde gidebildikleri kadar ileri gidiyor. Aile yanına kıyafet dikmek için bir çıkrık bile alıyor, çıkrığı beraberlerinde yüzlerce kilometre bıkmadan, usanmadan taşıyorlar. Aile patates ve mantar yiyerek hayatta kalıyor. Tayga ormanlarındaki yaşamlarında Karp ve Akulina'nın iki çocukları daha oluyor. 1940 yılında oğulları Dimitri ve 1943 yılında da kızları Agafya dünyaya geliyor. 70'li yılların sonuna kadar Likov ailesinin küçük çocukları aile dışında başka bir insanla temas kurmuyor. Dimitri ve Agafya dış dünya hakkında bildikleri her şeyi anne ve babalarının kendilerine anlattığı hikayelerden öğreniyorlar. Likov ailesinin sahip olduğu tek kitap dua kitapları ve aile yadigarı İncil'di. Anne Akulina bildiği ilahiler yardımıyla çocuklara okuma ve yazma öğretti. Ucu sivriltilmiş ağaç dallarını kalem, hanım eli çiçeğinin suyunuysa mürekkep olarak kullanıyorlardı. Likov ailesinin kıyafetleri çok kere yamanmasının ardından tamamen parçalandı ve aile kendi ektikleri tohumlardan, elde ettikleri kenevirden yaptıkları kumaşları kullanmaya başladı. Ailenin neredeyse hiç metal eşyası yoktu. Yanlarında getirmiş oldukları 2 adet çaydanlık zaman içinde paslanarak kullanılmaz hale geldi. Sadece huş ağacı dallarını kullanarak bir takım eşyalar yapabiliyorlardı. Ancak bunları da ateşe yetiştirmeleri mümkün olmadığından yemek pişirmek gittikçe imkansız bir hale almıştı. 1950'lerin sonuna doğru Dimitri büyüyüp de avlanmaya başlayana kadar aile neredeyse her gününü açlık sınırında yaşadı. Silahları veya yayları olmadığı için Dimitri tuzaklar kuruyor ve avlarını dağlarda günlerce takip ediyordu. Her ne kadar Dimitri yıllar içerisinde zorlu koşullara inanılmaz derecede uyum sağlasa ve dondurucu soğuklarda kar üzerinde çıplak ayakla avlanma becerileri geliştirmiş olsa da et hala ailenin diyetinde çok küçük bir yer tutuyordu. Daha sonra 1961 senesinde Haziran ayında kar yağdı. Ailenin bahçesinde yetiştirdiği tüm ürünler yok oldu. Aile üyeleri hayatta kalmak için kendi ayakkabıları ve ağaç kabuklarıyla beslendiler. Çocuklarını doyurmak için kendisi hiçbir şey yemeyen anne Akulina o yıl açlıktan hayatını kaybetti. 1978 yılında 4 Rus jeolog Abakan bölgesinde demir madeni aramak için çalışma yürütüyordu. Helikopterle bölgeye inen 4 jeolog insan izlerini takip ederek derme çatma bir kulübe buldular. Kulübeye yaklaşırken kapı açıldı ve tuhaf kıyafetler içerisinde saçları sakalları karışmış yaşlı bir adam yalın ayak dışarı çıktı. Jeologlar "Selam dede, ziyarete geldik" diye seslendiler. Onları gören yaşlı adam bir müddet hiç kıpırdamadan durdu ve sonra "Madem buraya kadar geldiniz, içeri gelin" diyerek onları kulübeye davet etti. Kulübenin küçük bir penceresi vardı ve bu nedenle içerisi loştu. Zemin patates ve çam fıstığı kabuklarıyla kaplanmıştı. Ekip üyelerinin gözleri karanlığa alışınca içeride orta yaşlı iki kadının daha bulunduğunu fark ettiler. Kadınlarsa dehşet içindeydiler ve içlerinden bir tanesi sürekli sallanır vaziyette "Bunlar hep günahlarımız yüzünden, bunlar hep günahlarımız yüzünden" diyerek dua etmekteydi.
Bunun üzerine ekip üyeleri kadınları korkutmamak için tekrar dışarı çıktı ve kulübenin yanında yemeklerini yemeye başladılar. Yaklaşık 30 dakika sonra kulübenin kapısı açıldı ve tüm aile bireyleri dışarı çıkarak korku içinde yaklaştılar. Kadınlar ağır ağır sanki öter gibi tuhaf bir şekilde konuşuyorlardı. Jeologlar onlara da yiyecek ikram ettiler. Kadınlar kendilerine ikram edilen çay, ekmek ve reçele hayretle baktılar. Yaşlı adam, "Ben ekmek gördüm ama onlar hiç görmedi," dedi. Bilim insanları onlara hediyeler vermek isteseler de aile sadece tuz almayı kabul etti. Çünkü baba karp tam 40 yıldır hiç tuz tüketmemişti. Ailenin dünyadaki gelişmelerden hiç haberi yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nı bile bilmiyorlardı. Ailenin babasının daha sonraları en çok şaşırdığı şey şeffaf telefon paketi oldu. Karp bu ürün için daha sonra "Allah'ım bu nasıl bir şey böyle? Cam gibi ama kırılmıyor." diyerek çok şaşırdığını söylemişti. Aile bu ıssız coğrafyada hayatta kalabilmek için kendince yeni yollar üretmişti. Örneğin zamanı kendi buldukları bir usulle gerçeğe çok yakın takip edebiliyorlardı. En küçükleri olan Dimitri ise ailenin tam anlamıyla mucidiydi. Bilim adamlarının dikkatini çekecek derecede inanılmaz ahşap işleme yöntemleri, araçları geliştirmişti. Dimitri'nin bu buluşları Rusya'da doğada hayatta kalma okulları müfredatlarına sokuldu. Bilim insanlarının ziyaretinden kısa bir süre sonra 1981 yılının sonbaharında Likov ailesinin 4 çocuğundan 3'ü kısa aralıklarla hayatını kaybetti. Doktorlar Natalya ve Savi'nin kötü beslenme kaynaklı böbrek yetmezliği ve Dimitri'nin de ziyarete gelen bilim insanlarından kaptığı düşünülen zatüre sebebiyle hayatını kaybettiğine inanıyor. Sonraları ailenin yakın dostu haline gelen bu bilim insanları Karp ve Agafya'yı 250 metre kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan akrabalarının yanına taşınmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak kabul ettiremiyorlar. Şubat 1988'de Karp hayatını kaybediyor ve o günden bugüne kadar Agafya, Sibirya tayga ormanlarında tek başına yaşamaya devam ediyor. 1999 yılında eski bir jeolog olan Yerofio Sedov, Agafya'nın kulübesinin 100 metre ilerisine kendi kulübesini yapıyor ve 16 yıl boyunca ona bu ıssızlığın ortasında yoldaş oluyor. Tek bacağını kaybetmiş olan Yerofa'yı 2015 yılında ölünce Agafya ormanda yine yalnız kalıyor. Ancak bu da onun fikrini değiştirmiyor ve ilerleyen yaşına rağmen modern hayata dönmeyi ısrarla reddediyor. Bir dönem açlıktan ölmemek için ayakkabısını yiyen bu kadın, şimdi ise 70 yaşında ve oldukça sağlıklı görünüyor. Birkaç kulübesi, keçileri, tavukları, malzemeleri ve sakladığı gıdalar içinde minik barınakları var. Bir zamanlar bütün ailenin tek göz odada yaşadığı bu evi kendisine yardım eden ziyaretçiler sayesinde içinde onlarca kedinin dolaşabildiği daha büyük bir alana çevirmiş. 70 yaşında yakacak sağlamanın, keçilere bakmanın kolay olmadığını söyleyen Agafya, yakın zamanda bir çuval ununu çalan ayıyla da başa çıkmasını başarmış. O zamandan beri Rus yetkililer her ne kadar kendisini bir yerleşim yerine taşınması konusunda sıkıştırsa da şimdiye dek sadece 5 kez evinden ayrılmış Agafya. Ya hiç tanışmadığı akrabalarını görmek için ya da tedavi için. Yanı başındaki nehirden içtiği su haricinde her şeyin, şehrin havasının bile kendisini hasta ettiğini söylüyor ve başka bir yere gitmeye de hiç niyeti yok gibi görünüyor.